Habit Mutfak'tan hepinize sağlıklı ve mutlu günler. Bugün yine Habit'in mutfağındayız ve sporcu beslenme uzmanımız İlker Çağlayan bizlerle birlikte. Ve bugün gerçekten bence çok beklediğiniz bir gün. Çünkü biz bugün çok beklediklerini bir tarifi vereceğiz. Habit ekmek yapacağız. Bu ekmekte tabii ki yine un yok, gluten yok, una benzer herhangi bir şey yok. Unumuzu da burada kendimiz yapacağız. Göreceksiniz inanılmaz süper besinlerle dolu, çok besleyici, ekmeğin yerini tutabilecek. Çok ekmek gibi de olmayan aslında ama. Çünkü biz ekmeğe karşıyız. Ama bizim Habit paketlerinde en beğenilen ürünlerden bir tanesi. Ve onu şu anda tarifini veriyoruz. Ve ondan sonra da çok güzel bir humus yapacağız. Bu bildiğiniz humustan biraz daha farklı kırmızı biberli bir humus olacak. Kırmızı biber de biliyorsunuz çok faydalı, bol antioksidanlı bir besin. Ve ikisi özellikle ekmek ve humus beraber inanılmaz tamam, güzel gidiyor. Sonra da yiyeceğiz inşallah. Tamam. O zaman malzemelerimize geçelim İlker. Evet. Dediğim gibi bu ekmek birazcık sıra dışı. 4 tane organik yumurtamız var. Her zamanki gibi. Organik. 80 gram kadar çiğ bademimiz var. 100 gram ay çekirdeği, 100 gram iç çiğ kabak çekirdeği, 50 gram kadar ikiye bölünmüş keten tohumu, 2 yemek kaşığı kadar limon suyu, biraz tuz, biraz karabiber, bir tutam yine aynı şekilde biberiye, bir tatlı kaşığı karbonat ve 50 gram kadar da eritilmiş tereyağımız var, organik. Şimdi bunları yine aynı şekilde böyle bir robota ya da bir el blenderlı robot da olabilir. Önce bademleri, ay çekirdeklerini ve iç çiğ kabak çekirdeklerini un haline getireceğiz. Yine her zaman söylüyorum, eğer bunları çok fazla çekersek bunlar yağlarını bırakabilirler. Yağlarını bırakıp ezme haline gelecekler. Onu istemiyoruz. Şu anda bu normal ekmekte unun yerini tutacak olan şey. Şimdi burada keten tohumunu ikiye bölmemizin sebebi şu. Bir kısmını, yarısını un olarak kullanacağız. Yarısını da birazcık ağza gelsin de ekmek için de en son ilave edeceğiz. Keten tohumu biliyorsunuz bitkisel omega 3 kaynaklarının en zenginlerinden biri, chia tohumuyla birlikte. Bu arada chia tohumu da bu ekmeğe keten tohumu yerine eklenebilir. Ya da ay çekirdeği yerine birazcık eklenebilir. Omega 3'ü en zengin chia aslında balık. Ama balık yağıyla ya da balıktan hayvansal bir kaynaktan almak istemeyenler direkt keten tohumunu kullanabilirler. Yalnız şunu söyleyeceğim, keten tohumunu bu şekilde tüketirseniz bu vücuttan absorbe olmadan çıkabiliyor. O yüzden bunu öğütülmüş olarak tüketmekte fayda var. Yine daha önceki programlarda kahve ile ilgili söylediğim bir şey vardı. Kahvenin de hemen pişmeden önce, demlenmeden önce öğütülmesinde fayda var. Aynı şey bunun için de geçerli. Çok kolay bir şey değil ama öğütülmüş olarak alınsa bile çok kısa sürede tüketilmesi gerekiyor keten tohumunun. Evet, şimdi bunu yaklaşık bir 2-3 dakika kadar un haline getireceğiz. Arada açıp bir bakıyorum. Evet, hala büyük taneler var. Birazcık daha çekilmesi gerekiyor. Evet, bu şu anda yeterli. Şimdi bunun içine bu malzemeler hiçbir sıra gözetmeksizin ilave ediyoruz. 4 tane organik yumurtamızı. 50 gram organik tereyağımızı. Tereyağı kullanmak istemeyen olursa yine aynı şekilde Hindistan cevizi yağı da kullanabilir. Evet, karbonat ve biberiye. Biberiye kuru ya da taze olarak kullanılabilir. Açıkçası ben tazeyi kullanmayı her zaman tercih ediyorum. Tuz ve karabiber. Bunun dışında değişik baharatlar yine katabilirsiniz. Kekik olabilir. Çörek otu olabilir. Evet, limon suyunu da koyuyorum. Ve en son bir 100 mililitre kadar su ekliyorum. Keten tohumunu daha
koymadım çünkü onun yani artık parçalanmasını istemiyorum. En son bir bunlar karıştıktan sonra onu dağıtıp çevireceğim. Şu anda karıştı. Şu keten tohumunu da ilave ediyoruz. İlave ediyorum. Evet. Evet, bunu da karıştırdıktan sonra fırınımızı zaten ısıttık ve bunu direkt daha önceden yağladığımız bir kek kalıbına koyuyorum. Bunun kıvamı böyle gördüğünüz gibi normal şeylere benzemiyor. Biraz sıvı. Bunun böyle sıvı olması, evet ben bir şurada kaşık alacağım. Sıvı olması gayet normal. Sakın ya bu çok sıvı oldu, ben buna birazcık daha badem koyayım, birazcık daha başka bir şey koyayım falan demeyin. Çünkü öncelikle kek gibi birazcık bir şey olacak ve içindeki bu 4 tane yumurta onu bayağı bir kabartacak. Evet, şimdi bunu 170-175 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza atacağız ve 45 dakika pişecek. Biz bunu fırına atalım. Dilerseniz humus malzemelerimizi alıp buraları toparlayıp tekrar gelelim. Ekmeğimiz fırında pişerken şimdi farklı bir humus yapacağız. Humus da biliyorsunuz normalde haşlanmış nohut, işte birazcık limon, birazcık tahin ve biraz zeytinyağı vardır. Bunun üzerine pastırma biraz kızartılıp konur falan. Biz biraz farklı yapıp birazcık daha lif içeriğini, antioksidan içeriğini, sebze içeriğini arttırmak için evet közlenmiş kırmızı biber koyacağız. Burada dilerseniz hazır közlenmiş kırmızı biber de kullanabilirsiniz ama aslında yapması çok basit. Kırmızı biberleri alıyorsunuz fırına, yaklaşık 200-250 derecede yüksek olabilir. 5 dakika 10 dakika civarında artık dış kısımları birazcık yanmaya başladığında çıkartıyorsunuz. Kabuklarını soyuyorsunuz ve aslında közlenmiş biberleriniz hazır. Közlenmiş biberler çok güzel bir rahiya katıyor, bir aroma katıyor. Biz bunu Habit dikimlerimizde yaptık. Her gün, koyduğumuz her gün inanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Ve çok da sık kullanıyoruz. Humus faydalı bir şey, gerçekten faydalı. Nohut biliyorsun protein açısından yüksek, lif açısından yine aynı şekilde zengin ve kan şekerini hızlı yükseltmeyen karbonhidratlara sahip bir baklagil. Aynı şekilde tahin, susam yağı, İnanılmaz faydalı bir yağ. Aynı şekilde yine onda da çok yüksek miktarda lif bulunuyor. Zeytinyağını zaten söylemiyorum, evet. Biliyoruz. Yani burada kullandığımız her şey sarımsak. Burada sarımsak yine aynı şekilde kişisel zevki göre çok kullanılabilir. Ben burada yaklaşık 900 gram kadar nohut kullandım. Yaklaşık 6 tane kadar, 6 tane büyük boy kırmızı biber. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı tahin var, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 tane de limonun suyu. Bunun dışında dediğim gibi zevke bağlı olarak tamamen kişisel beğeni sarımsak ama 2 diş kullanacağız. Biz burada 5-6 dişi çok fazla geçerse artık yavaş yavaş sarımsak diğer aromaları bastırmaya ve insanlar etrafımızdan kaçmaya başlar. O yüzden bence 5 dişi çok geçmeyin çünkü burada çiğ olarak kullanıyoruz sarımsağı ve yine aynı şekilde istediğimiz kadar tuz koyacağız. Burada nohutun haşlanması ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Nohutu mutlaka bütün baklagilleri bir gün suda bekletiyorsunuz. Suda bekletmenin sebebi daha iyi pişmesi değil. Aslında içindeki enzimlerin aktive olması,
hem daha kolay pişmesi, hem gaz yapıcı etkisinin azalması, hem de vücudun nohutu daha iyi absorbe etmesi, emiliminin daha kolay olması için yapıyoruz. Bir de nohutu pişirme oranı da çok önemli humusta. Ne çok fazla böyle eriyecek artık paramparça olana kadar pişireceksiniz, ne de çok sert kalacak. Yavaş yavaş şurada gördüğünüz şu nohutun evet dış kabuğunun şu şekilde yavaş yavaş çıkıyor olması lazım. Hatta üşermezseniz bu kabukları çıkartırsanız tek tek çok daha lezzetli olduğunu söylüyorlar ama yani ben bu tarz şeylerde biraz pratik olmayı öneriyorum. Çünkü bunları yaptığınız zaman bu sefer çok uzun sürüyor deyip bu tarz şeyleri yapmamaya başlıyorsunuz. Bize çok gelen sorulardan bir tanesi de konserve, hazır haşlanmış nohut kullanabilir miyiz? Şimdi genel olarak konservelere bakış açımız yok, iyi değil. Hakikaten özellikle mesela domateslerde, şeylerde hiç kimse kullanmıyor ama eğer konservenin üstündeki etikete baktığınızda içinde hiçbir katkı maddesi yoksa konserve güvenilir bir saklama yöntemidir. Çünkü konserveler genelde o sebzelerin en iyi döneminde, toplandığı dönemde yapılır ve bir şekilde mesela şu anda konserve domates kullanılabilir. Çünkü konserve domatesler tamamen yaz domateslerinden yapılır. Çünkü domatesin en ucuz olduğu dönemdir, en lezzetli olduğu dönemdir ve içinde ekstra bir katkı maddesi yoksa kullanılabilir. Hangisi daha iyidir? Tabii ki her zaman tazesi döneminde kullanmak çok daha iyi ama böyle korkulacak öcü gibi bir şey de değildir konserve. O yüzden dediğim gibi siz bu humusu evinizde yaptığınız zaman sağlıklı bir yiyecek yapıyorsunuz, sağlıklı bir ara öğün yapıyorsunuz ama sırf konserve alacağım şimdi yapamayacağım yani pratik olması açısından alın yapın ve sağlıklı bir şey olsun. Onun yerine gidip light bir kraker yemek çok daha kötü. Şimdi önce birazcık yavaş yavaş nohutları bu robotta çekeceğiz. İlla böyle bir robota ihtiyacınız yok. Normal bir robot da olabilir ama şu miktarı bütün robotlar almayabilir. Siz kendi evinizde kendinize göre parça yapacaklar. Her şeyi ölçüyü yarıya bölerek bunun yarısını da yapabilirsiniz. Bir de humus çok böyle kaşık kaşık yenecek bir şey değil açıkçası. Çünkü gerek nohuttan gerekse tahin ve zeytinyağından dolayı yağ içeriği biraz yüksek. O yüzden böyle biz şimdi Habit ekmeği de yapıyoruz. Bir dilim bizim Habit ekmeğin şekilde üzerine şöyle bıçakla sürüp yemek ara öğün için gayet yeterli olacaktır. Öbür türlü kaşık kaşık yerseniz hem baklagil biraz rahatsız edebilir hem de yağ içeriği biraz fazla olacaktır. Evet şimdi istersen yavaş yavaş nohutu evet çekmeye başlayalım. Nohutu önce birazcık koyacağım. Sonra şu üst kısmından kaşıkla ilave edeceğim. Böyle bir gözü olmayan blenderlar varsa artık onu durdurup tekrar üstüne ekleyip yapacaklar. Evet şimdi onu durduruyorum. Bir şöyle kaşıkla bir karıştıracağım. Gördüğünüz gibi hepsi tamamen karışmadı. Bunun daha iyi karışmasını sağlayacak şey birazcık buna sıvı eklemek. O yüzden şimdi biraz limon suyundan başlayacağım. Sonra zeytinyağı ekleyeceğim. Limon suyu. Zeytinyağı. Evet, bunu biraz sık bu şekilde kaşıkla tekrar karıştırmak gerekiyor. Özellikle alt kısmındaki nohut. Nohutları yani tamamen parçalanmış nohutları üst kısmındaki
bütün nohutlarla yerini değiştirmek gerekiyor. Evet, şimdi diğer malzemeleri de ekliyorum. Közlenmiş kırmızı biberleri. Bunlar da birazcık su oranını arttıracağı için birazcık daha yavaş, daha rahat karışacak. Evet. Tahin benim hayatta gerçekten en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Özellikle mesela çoğu kişi bunu belki denemedi. Salata soslarında tahini kullanabilirsiniz. Hatta belki ileride bir programı tamamen böyle faydalı salata soslarına ayırabiliriz. Çeşit çeşit soslar. Çünkü bu sosları gerçekten evinizde yapıp buzdolabına koyabilirsiniz. Yaklaşık mesela pazar gününden yaptınız ve bunu bir hafta boyunca tüketebilirsiniz. Buzdolabında yaklaşık 5 gün, 6 gün tazeliklerini koruyabiliyorlar. Evet, en son sarımsağı ve pembe Himalaya tuzumuzu da atıyorum. Evet, tekrar alıp bunu kaşıkla karıştıracağım. Burası gerçekten biraz zahmetli ama sonunda gerçekten güzel bir lezzet oluyor. Evet, o mesela kırmızı biberin köz kokusuyla sarımsak mesela birleşti. İnanılmaz güzel bir aroma. Bunu ilk yaptığımız gün Habit'te yaklaşık 20 tane telefon aldım. Neydi o öyle diye. Bu tarifi istiyoruz diye. Ya aslında evet, ya bu program çok merak edilen bir bölüm oldu çünkü bu iki üründe bizim en çok beğenilen ürünlerimizden bir tanesi ve ikisi de birbirine çok yakışıyor. Habit ekmekle közlenmiş kırmızı biberli humus. Bir kere daha mı? Evet, bir kere daha çevireceğim. Bence oldu. Sence? Kesinlikle. Hepsi birbirine karışmış gözüküyor. Kıvamı da gayet iyi. Evet, bunu servis tabağına bir miktar şu şekilde alabiliriz. Evet, bunu üstüne dilediğiniz gibi birazcık zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Birazcık yine çörek otu koyabilirsiniz. Birazcık füme et ya da pastırma, çiğ olarak da ya da birazcık tavada çevirerek de konabilir. Bence çok güzel bir şey. Şimdi istersen ekmeğimize bakalım, olmuş mu? Eğer olduysa da onu da çıkarıp üstüne humusumuzu sürüp tadına bakalım. Tamam.
Evet, ekmeğimiz pişti. Humusumuz da hazır. Şimdi ekmekten bir dilim keseceğiz. Ekmeği fırından çıkardıktan sonra bir süre bekletmekte fayda var. Direkt alıp da keserseniz parçalanabilir. İnce bir dilim keseceğim. Evet, mesela şu kenarını değil de şu kısmı alıp direkt sürerek tadabiliriz. Başlayabiliriz. Evet. Ekmeğimizi aldık. Zeytinyağı da görüyorum, ondan mı ilave edelim? Bu zeytinyağından biraz, evet. Şöyle çok yavaş yavaş, ince bir şekilde. Bunların aslında böyle güzel ağızlıkları var. Ama biz kullanmıyoruz. Neden? Çünkü bir şekilde... Birazcık şöyle yapıp ben de alıp söylüyorum. Peki hikaye, siz bunu habit olarak bir öğün için mi yolluyorsunuz mesela? Hayır. İsteyenlere de, yoksa bu yanında yine... Bu ara öğün olarak yolluyoruz. Mesela şu bir dilim ekmeğin senin o sürdüğünden biraz daha fazla, mesela şöyle şu şekilde. Ayrı bir kap içinde. Mesela şunu şöyle sürüyorsun. Bu şekilde. Uyuyorsun. Sonra biraz daha alıyorsun. Derken bütün humusu. Sen biraz az sürdün, evet. Çok güzel olmuş gerçekten. Yani tamamen közlenmiş kırmızı biberin aroması da gerçekten geliyor yerken. Şu anda bu gerçekten hem lif içeriğiyle, hem yağ içeriğiyle, hem protein içeriğiyle sizi gerçekten tok tutacak bir ara öğün ve son yemiş aynı zamanda olduğumuz, hücrelerinizi besleyecek. Pardon, sonra ilave etmiş olduğumuz keten tohumuna gerçekten direkt... Evet, o bir, aslında şey birazcık daha görsel bir şey o. O keten tohumlarını maalesef vücudumuz absorbe edemeyecek. Ama görsel zenginlik katması açısından kullandık. Burada önemli bir konu var. Şimdi bu ekmeği hemen tüketemeyebilirsiniz. Evet. Tabii hiçbir katkı maddesi olmadığı için buzdolabında yaklaşık 10-12 gün sonra bozulabilir. En pratik yöntem bu ekmeği tüketmek için aynen şu şekilde yaptığımız gibi şöyle dilimlere ayırdığınız zaman yaklaşık şunun gibi 25 dilim çıkıyor bundan. Bunları alıp küçük poşetlerde buzluğa koyabilirsiniz. Daha sonra yiyeceğiniz zaman mesela her gün bir tane çıkartıp ekmek kızartma makinesinde kızartınca inanılmaz güzel oluyor. Gerçekten bu şekilde tüketilebilir. İlla hemen bitsin, bozulmasın diye hepsini bir anda bitirmeye gerek yok tabii ki. Aynı şey humus için de geçerli. Humusu buzluğa atabilirsiniz. Çok humus için iyi olmayabilir. Bence daha çabuk tüketilmesi daha doğru olacaktır. Ama dediğim gibi yani şimdi bu humusu biz yaptık. yani şu şurada duran humus yaptığımız humusun yaklaşık onda biri, evet, bile değil belki. Evet, çok az bir parça koydum. Yani ya, aslında şu anda benim yediğim bile bir öğün için neredeyse fazla. Evet, bugün sizler için gerçekten aslında Habit'in çok merak ettiğiniz bir tarifini sizlerle paylaştık. Hem ekmeğimizi gerçekleştirdik, hem de çok güzel közlenmiş kırmızı biberli bir humus elde ettik. Bir sonraki bölümde İlker hepsini bitirmeden ben de yetişmek istiyorum. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.